Anlat. Vallahi benim kabahatim yoktur komutan. Ha, kabahatim yok diyorsun öyle mi? Peki gece yarısı ormanda ne işin vardı be adam? Şey, ben... Hı? Defne arıyordum. Sen benimle dalga mı geçiyorsun be adam? Kaşak komutan, dalga geçmek ne adime benim? Ben bir zamandır var, oralara kazıp dururum. Çünkü bir gömü var diye duydumdu. Bana bak kabak hafız. Devriyeler seni tam da adamı gömerken yakalamış. Şimdi ya her şeyi adam gibi anlat ya da ömür boyu çıkamazsın buradan. Anladın mı? Hayır komutan, elinin ayağının altını öpeyim. Bak ekmek Kur'an çarpsın ki öte tarafta gün yüzü görmek nasip olmasın. Yani boyuma boz iplikten ölçü alınsın ki ben yapmadım. Ağzıma böyle bir şey takıldı. Tam da jandarmalar işte o dakika geldi. İyi. Madem doğrusu. He. Endişelenme o vakit. Hakikat anlaşılıncaya kadar seni burada bir müddet misafir edeceğiz. Götür oğlum. Komutan yapmayın. Komutan beni alıp koymayın. Nefesim daralıyor. Kodese atmayın beni komutan. Komutan seni bırakın. Oğlum, kabağın evini iyice arayın. Maktulün kimliğini de tespit etmeye çalışın. O kayıp şahıs dosyalarına bakın. Emredersin. Devreye geziyorduk komutanım. Bir adamı ormanda meftahı gömmeye çalışırken yakaladık. Hemen alıp nezarethaneye attık. Ölen kimmiş peki? Kimliğini tespit edebildiniz mi? Yok. Üzerinden bir şey çıkmadı. Tamam. Tahkikata devam edin. O adamı da istintak odasına alın hemen. Emredersiniz komutanım. Sen beni koru. Sen beni kurtar. Rabbim. Bütün günahlarımı affet. Yemin ediyorum ki bir daha günah işlemeyeceğim. Komutanım, Ramazan ve Reşit adında iki adam sizi görmek istiyor. Al içeri. Buyurun beyler. Komutanım, biz hafızı tutukladığınızı duyduk da. Bir cesedi gömerken yakalandı. Ceset mi? Komutanım, yanlışlık olmasın. Baba hafız hiç öyle şeyler yapmaz, yemin ediyorum yani. He, Ramazan haklı komutanım. Baba hafızı hepimiz tanırız, biliriz. Tetkike devam ediyoruz beyler. Olay aydınlanmadan kabağı bırakamayız. Hadi şimdi meşgul etmeyin bizi. Komutanım, hafızı bir görsek yani kendisi tek başına, kimi kimsesi de yok. Orada da şimdi dektir. Hem belki bize bir şey söyler ha, öyle derler komutanım ya. He. Yalnız bir insan. Tamam. Ama sadece biriniz girecek. Sağ olun komutanım, Allah razı olsun. Sağ olun komutanım.
Hafız, selamünaleyküm kardeş. Geçmiş olsun. Ne olmuş öyle ya Hafız? Komutan bana acil bir şeyler söyledi demekteyin. Yok sen bir tane adam öldürmüşsün de, gömüyormuşsun da falan. Öyle yani. Anladın hele kardeş, şu işin aslı neymiş ya? Oğlum konuşsana, dilini mi yuttun lan? Hafız, bak biliyorum sen bana küssün. Benle konuşmuyorsun yani ama şu anda bunun hiç lüzumu yok kardeş. Anladın mı? Yani sana yardımcı olabilmem için bana anlatman lazım, anladın mı? Senden gelecek yardım olmaz olsun. Sen delilendin mi lan? Adamlar seni cinayetle suçluyor oğlum. Sen burada mı kalmak istiyorsun? Mahpuslarda çürümek mi istiyorsun? Bunu mu istiyorsun? Senin yüzünü görmektense mahpuslarda çürürüm daha iyi. Ramazan. Öyle mi diyorsun ama? Öyle mi diyorsun? Tamam lan, ne halin varsa gör. Ben de burama kadar geldim zaten. Ben de insanım. Kal lan burada. Anlıyor musun? Kal burada. Şama hiç çıkamam. Aç hele kardeş, aç. Başımı yırtacağım, delleneceğim ya. Geçmiş benim karşıma diyor ki ne bana? Senin yüzünü görmektense hapse girerim diyor ya. Ya Ramazan kardeşim, meselenin aslı neymiş? Konuşmuyor benimle. Zaten benim umurumda değil. Ne hali varsa görsün, inşallah hiç çıkamaz dışarı. Ben gidiyorum ya. Ya ben nereye gidiyorum? Nereye gidiyorum ben ya? Ben bu meselenin aslını öğrenmeden hiçbir yere gitmeyeceğim ya. Ya sen geç otur. Of! Bekleyeceğiz. Gel. Komutanım. Ne var Nuri? Cesedin kimliğini tespit ettik. Kimmiş? Celal Akça. Tefeci İhsan Kara'nın yeğeni. Ver bakayım. Hafızım, bu adamlarla ne işi olabilir ki? İhsan'a haber verin, gidip cesedi teşhis etsin. Baş üstüne komutanım. Ebe kabak. Buradan çıkarsan bu adamlar yaşatmaz ki seni. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.